Ben Doktor Mustafa Kalkan. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyim. Bugün sizlere tiroidi çalıştıran takviyelerden bahsedeceğim. Tiroidi çalıştıran takviyeler derken neyi kastediyorum? Bildiğiniz gibi benim uzmanlık alanım vücudumuzdaki mikrobesinler, yani vitamin, mineraller ve bunların eksikliği varsa yerine doğru bir şekilde, etkin bir şekilde konulması. Bu doğrultuda nasıl ki vücudumuzdaki birçok farklı sistemin doğru çalışması için önemli mikrobesinlere, yani vitamin, minerallere ihtiyaç varsa ve bunları yerine koyduğumuzda tıkır tıkır çalışmaya başlıyorsa, tiroid sentezlenmesinde, tiroid fonksiyonlarında ve tiroidin sentezlendikten sonra da vücutta görev alabilmesinde görevli bazı önemli mikrobesinler de var. İşte Akılcı ve Bilimsel Takviye Rehberi kitabımın Çinko kısmında da kısaca anlattığım gibi hem vücudumuzda tiroid hormonlarının sentezlenmesi için hem de vücudumuzda görevini yapabilmesi için bazı mikrobesinlere ihtiyaç var. Öncelikle tiroid nedir? Tiroid boynumuzda bir kelebek şeklinde iki tarafa uzanan bir endokrin organdır ve tiroid hormonu salgılar. Tiroid hormonu öyle bir hormondur ki eksikliği ve fazlalığı bütün vücudu etkiler. Yani tiroid hormonunuz eğer az sentezleniyorsa bütün vücutta genel bir metabolizma yavaşlığı, uyku hali, yorgunluk, halsizlik, kilo alma gibi birçok semptomla karşımıza çıkabilirken işte tiroid hormonu fazla sentezleniyorsa, yani hipertiroidi dediğimiz bir tablo söz konusuysa, bu sefer taşikardi, yani kalp çarpıntısı, sinirlilik, gözlerde büyüme, zayıflık, terleme gibi birçok semptomla kendini gösterebilir. Yani bütün vücudu hem eksikliği hem fazlalığı etkileyebilir. Hipotiroidiye veya hipertiroidiye sebep olan birçok faktör vücutta bulunabilir. Bunların altında örneğin tiroidde nodüllerin olması gibi hipertiroidiye sebep olan bazı faktörler rol alabilir. Yine iyot eksikliğine bağlı, beslenme yetersizliğine bağlı, guatr veya buna bağlı hipotiroidi tablosu gözlenebileceği gibi özellikle son yıllarda otoimmün sebepli tiroiditleri çok görmekteyiz. Yani tiroidit ne demek? Tiroid dokusunda bir inflamasyon meydana gelmesi. Bu otoimmünite karşımıza Graves dediğimiz hipertiroidiyi tetikleyen tablo ile ortaya çıkabileceği gibi günümüzde en yaygın gördüğümüz tablo ise Hashimoto tiroiditi dediğimiz hipotiroidiye sebep olabilen ve vücudun kendi tiroid dokusuna saldırmasıyla ortaya çıkan otoimmün bir tablodur. Özellikle kadınlarda çok yaygın olarak görmekteyiz. Son yıllarda ciddi bir şekilde görülme sıklığında bir artış söz konusu. Bunun artmasının da altında modern yaşamın getirdiği yine bazı problemler yer almakta. Özellikle toksinlere artık daha fazla maruz kalıyor olmamız, çevresel faktörler, bağırsak floramızın düzgün olmaması ve geçirgen bağırsak dediğimiz antijenik maddelere karşı bağırsağın daha fazla geçirgen olması gibi birçok faktör Hashimoto tiroiditi ile ilişkili. Yine beslenme burada en önemli faktör. Vücutta bunu özellikle süt proteinleri tetikleyebilir, gluten tetikleyebilir veya sizin vücudunuza özel bazı başka besinler de buna sebep olabilir. Dolayısıyla Hashimoto tablosu söz konusuysa öncelikle bir bağırsağın onarılması, geçirgen bağırsağın onarılması, iki özellikle bağırsak florasının düzenlenmesi, üç beslenmenin düzenlenmesi ilk yapılması gereken şeylerin başında geliyor. İşte ondan sonra hem otoimmüniteyle savaşan hem de tiroid sentezlenmesi için bazı gerekli mikrobesinler var. Bunların en başında iyot geliyor. İyot vücudumuzda sadece tiroid dokusunda değil, salgı yapılan bütün dokularda bulunan bir element. Daha önce yayınladığım iyot videosunda da çok kapsamlı bir şekilde anlattım ve günümüzde iyot eksikliğine sebep olabilen birçok faktör var. Flor, klor, brom maruziyeti, sigara tüketimi, östrojen maruziyeti gibi birçok faktör vücutta iyotu tüketmekte ve bu videoyu izleyen birçok insanın da vücudunda iyotun büyük ihtimalle eksik olduğunu söyleyebilirim. Eğer vücudunuzda bir iyot eksikliği varsa bunun da tanısı idrarda iyot kreatinin oranıyla tanısını koyuyoruz. Yine kitabımda detaylı bir şekilde anlatmıştım. Özellikle iyot kreatinin oranı 100'ün altındaysa eksiklik, hatta 50'nin altındaysa da ciddi anlamda eksiklik var demek. Dolayısıyla burada iyotu öncelikle yerine koymak lazım. Yani tiroid organımız, tiroid hormonunu sentezleyebilmek için öncelikle asıl ham madde olan iyota ihtiyacı var. Daha önceki videomda da anlattığım gibi ne diyorum? Hep iyot selenyumsuz olmaz. Çünkü iyot tiroid dokusunda kullanılırken tiroid peroksidaz enzimi görev alır. Yani adı üstünde oksitleyerek tiroid hormonunun sentezlenmesindeki bazı mekanizmaları yerine getirir. İşte burada bir oksidasyon meydana gelir. Hatta bir önceki videomun da konusu, alfa lipoik asit anlattığım videomda konusu neydi? Oksidasyon nedir? Antioksidanlar nedir? Bu arasındaki ilişki nedir? Bunu da detaylı bir şekilde anlatmıştım. İşte bu tiroid dokusunda meydana gelen oksidasyonla savaşan enzimimiz glutatyon peroksidazdır. Ve bu glutatyon peroksidaz enziminin de kofaktörü selenyumdur. Yani selenyum tiroid hormonu sentezlenirken ortaya çıkan oksidasyonla savaşan en önemli mineraldir ve tiroidin sigortasıdır. Tiroidin korunmasını sağlayan, tiroid dokusunun sakin kalmasını, yıkılmamasını sağlayan temel mineralimiz selenyumdur. Bu nedenle hem iyotu yerine koyarken selenyumsuz olmaması lazım, hem de özellikle Hashimoto tiroiditi varsa ilk aşamada da yüksek doz selenyum kullanarak bu inflamasyonun meydana getirdiği tiroid dokusundaki bozulmanın baskılanması ve onarılmasında da bu selenyum oldukça önemli bir mineral. Demek ki neymiş? Tiroidinizi çalıştıran ikinci mineral selenyum. 3. Özellikle tiroid fonksiyonlarınızda bozukluk varsa dönüp bir demir değerlerinize bakmanız lazım. Demir depoları da tiroid fonksiyonları için oldukça önemlidir ve günümüzde özellikle kadınlarda demir eksikliğini oldukça yaygın
yaygın görmekteyiz. Belki serum demiriniz normaldir, hemoglobin değeriniz de normaldir ama depo demiri gösteren değer olan ferritin toplumda birçok kadında maalesef diplerde. Bunun sebepleri arasında da her ay meydana gelen menstrüel siklus ve besinlerle bu sürekli olan kan kaybının yerine konulamaması, yani vücuttaki demir depolarının doldurulamaması yatmakta. Erkeklerde biz demir eksikliğini çok yaygın görmüyoruz ama kadınlarda dediğim gibi depo demiri gösteren ferritin birçok Türk kadınında diplerde bulunuyor. Biz ferritini özellikle 40-50 üzerinde tutmayı amaçlıyoruz ama dönüp baktığımızda birçok insanda ferritin 4-5-6 civarında bulunuyor. Bu da tiroid fonksiyonlarını etkileyen en önemli mikrobesin eksiklikleri arasında sayılabilir. Şimdi burada en önemli noktalardan bir tanesi de şu. Normalde beyinden TSH hormonu salgılanır. Tiroid bezimize tiroid hormonu salgıla emrini gönderir. Tiroidimizden de T4 formunda tiroid hormonu salgılanır. Ve kullandığımız tiroid ilaçlarının hepsi de T4 formundadır. Sonrasında bu T4 hormonu gerek bizim kendi vücudumuzun sentezlediği, gerekse bizim ilaçlarla birlikte yerine koyduğumuz, yani hipotiroidi varsa ilaçlarla birlikte yerine koyduğumuz T4 hormonu vücutta bazı mikrobesinlerle birlikte T3'e dönüştürülerek kullanılır. T3 vücutta asıl görev alan tiroid hormonudur. Vücut bunu kendi ihtiyacına göre T4'ten T3'e çevirir. Peki vücut bunu direkt T3 olarak salgılayamaz mıydı? Veya biz kullandığımız ilaçlarla direkt T3 olarak bunu kullanamaz mıydı? T3 çok hassastır. Yani T3'teki en ufak bir değişiklik vücudu direkt etkileyebilir. O nedenle vücutta da güvenli bir şekilde bu salgılanıyor aslında. Yani bu mekanizmalar gereği önce T4 olarak sentezleniyor. T4'ü bir kaba ayar gibi düşünebilirsiniz. Örneğin radyo frekansını ayarlarken nasıl önce hızlı bir şekilde gideceğimiz frekansa yaklaşıyoruz. Ondan sonra yavaş yavaş işte 104.2'yi buluyoruz ya. İşte o T3'te ince ayar gibi düşünün. Bu nedenle vücudun bunu dönüştürmesi oldukça önemli. Ancak günümüzde yine atlanan en önemli faktörlerden bir tanesi de genelde hep T4 hormonu ve TSH'a bakılıyor. Vücuttaki tiroid değerleri hakkında bir yargıda bulunmak için. Ancak bu T4'ün ne kadar T3'e dönüştüğü zaman zaman atlanabiliyor. Bu nedenle T4'ü T3 ile birlikte değerlendirmek ve bu dönüşümün ne kadarı gerçekleşiyor buna da bakmak lazım. Yani aranızda da birçok hipotiroidi hastası. Ya hocam ben işte tiroid ilacı kullanmama rağmen hala yorgunum, halsizim, eski halim devam ediyor ve tam anlamıyla fayda göremiyorum diyenleriniz de vardır. İşte bu T4 T3 dönüşümünde de özellikle çinko görev almakta. Yine çinkonun yanında selenyum ve daha sonrasında T3'ün de hücreye girebilmesi için A vitamini, D vitamini ve egzersiz gibi bazı faktörler de görev almakta. Yani çinko eksikliği varsa da ve D vitamini eksikliği varsa da tiroid dokularınız doğru bir şekilde çalışamaz. Daha önce yayınladığım hem çinko hem D vitamini videosunda bu noktada izlemenizi şiddetle tavsiye ederim. Çok kapsamlı videolar. Öncelikle bu eksiklikleri de yerine koymamız gerekiyor. Vücutta T4 T3 dönüşümünü azaltan bazı faktörler de var. Yani siz sürekli stres altında yaşıyorsanız, vücudunuzda sürekli bir inflamasyon varsa, toksin maruziyeti varsa bu T4 T3 dönüşümü de azalıyor. Bu T4, TSH ve T3 değerleri ne olmalı? Bunların arasındaki oran ne olmalı? Bunu da kitabımda detaylı bir şekilde bahsettim. Ancak yine şöyle kitaptan size kısaca söyleyecek olursak burada birbirleri arasındaki oran da oldukça önemli. Örneğin T4 2.8 nanogram bölü desilitre iken T3'ünüz 4.2 nanogram bölü desilitre ise yani 1,5 kat oran varsa bizim için daha dönüşüm yeterli olduğu anlamına fikir verirken örneğin daha T4'ün düşük olduğu durumlarda yani 1.8 gibi olduğu durumlarda 4.15 yani 2.3 kat gibi bir oran bizim için daha makul olabiliyor. Yani burada T4'ün değeri değiştikçe de ne kadarı T3'e dönüşmeli sorusunun cevabı da değişiyor. O nedenle bu gözle de yani fonksiyonel tıp bakış açısıyla da bu T4 T3 dönüşümlerine bakıp bu dönüşüm ne kadarı gerçekleşiyor, ne kadarı gerçekleşmiyor bunun da değerlendirilmesi faydalı olacaktır. Bugün sizlere genel olarak tiroid sentezlenmesi için görevli önemli mikrobesinlerden bahsetmeye çalıştım. Dediğim gibi kitabımda zaten bu konuyu detaylı bir şekilde anlatıyorum. Kafanıza takılan diğer sorularla birlikte bu sorunun cevabını da Akılcı Bilimsel Takviye Rehberi isimli kitabımdan öğrenebilirsiniz. Ayrıca beni Instagram'da Eryan Mustafa Kalkan sayfasından takip edebilir. Kafanıza takılan soruları oradan iletebilirsiniz. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıklı bakalım.